Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mithat Ekici yaptığı açıklamada, engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevresinin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Engellilerin normal bir hayat sürmesi ancak toplumsal duyarlılığın oluşmasıyla mümkün olacaktır. İnsanların yaşam hakları vardır ve bu haklarının en uygun şartlarda gerçekleşmesini isterler. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin daha duyarlı olmasıyla gerçekleşecektir. Her insan bir engelli adayıdır. Yarınımızı görmek, bilmek gibi bir durum söz konusu değil. Engelli vatandaşlarımızın kaliteli yaşam sürmeleri için kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi ve toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkün olacaktır, dedi. Bugün sağlık, eğitim, istihdam, sosyal güvenlik ve toplumsal yaşama tam katılım gibi temel sorunlara engelli vatandaşlar için fırsat eşitsizlikleri görülebilmektedir. Bu alanlarda yapılan çalışmalar engelli vatandaşlarımızın topluma başarılı bir şekilde entegre olmasını sağlayacaktır. Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mithat Ekici, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olarak engelli vatandaşlarımıza yönelik Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sadece engelli ve yaşlılara yönelik ENVİP bölümü oluşturduk. ENVİP, Sağlık Bakanlığı tarafından örnek bir proje olarak gösterildi. ENVİP, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini olabildiğince kolaylaştırmak istedik. Hastanede işlemlerini tek başına göremeyecek düzeyde olan çoğu vatandaşımız sağlık sorunlarını öteliyor. Bu durumda ileride daha ciddi sağlık sorunları oluşuyor. Biz gerek onlara yardımcı olmak, gerek hayır dualarını almak ve ileride hastalıklarının daha ilerlemeden tedavi olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Bu merkez onların ilgi ve desteğiyle daha ileri düzeylere taşınacaktır. Bu kapsamda hastane personeline işaret dili eğitimi ve engelli hasta psikolojisi eğitimi verildi. Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa yürüttüğümüz işaret dili kurslarımız da devam etmektedir. Ayrıca birliğe bağlı tüm hastanelerimizde engelli vatandaşlarımıza engelli yönlendirme ve bilgilendirme levhaları, hastane girişlerine çağrı butonları yerleştirildi. Engelli otopark sayıları arttırıldı. Engelli hastaları karşılama ekipleri oluşturuldu. Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemizde çevre düzenlemesiyle rampalar standartlara uygun hale getirildi. Hastanelerimizde engelli vatandaşlarımıza yönelik yenilikçi çalışmalarımız ve hayatın içinde yer almalarına katkı sağlamak için çalışmalarımız devam edecektir. Herkesin 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle engellimize karşı daha duyarlı olmalarını ve bu duyarlılığın artarak devam etmesini temenni ediyorum açıklamasında bulundu.